2008-2013 yılları arasında beyaz yakalıların tavsiye edebildiği tek yabancı dizi Breaking Bad'in finalinden bu yana 2 senenin üzerinde zaman geçti. Peki diziyle alakalı her şeyi biliyor musunuz? O kadar emin olmayın. İşte karşınızda Breaking Bad hakkında bilmediğiniz 10 şey. Game of Thrones'tan Silicon Valley'e sevdiğimiz birçok dizinin mimarı HBO'nun Breaking Bad'e hayır dediğini biliyor muydunuz? Dizinin yapımcısı Vince Gilligan, AMC'den önce HBO, TNT ve FX'e götürdüğü Breaking Bad, beğenilmiş olsa da maalesef ahlaki bariyerin ötesini göremeyerek büyük bir hata yaptılar. AMC'nin çok mutlu olduğu kesin. Lost'un gizemli numaraları kadar efsanevi olmamış olabilir ama Breaking Bad'in GPS koordinatları da kendine has bir etki yarattı. Türkiye'de bile bu numaralara lot oynamaya çalışanlara tanık olduk. Jesse ve Mr. White'in New Mexico çölünde meth pişirirken kullandıkları koordinat aslında dizinin çekildiği ABQ stüdyolarının adresi. Tabii bu tuzağa düşen birçok dizi hayranı kendilerini New Mexico çölü yerine ABQ stüdyolarında bulunca ne düşündü bilemiyoruz. Kaşlarıyla ünlenen Mr. White'ın çalıştığı oto yıkama işinin sahibi Bogdan Warnett, dizide onlarcası olan yardımcı oyunculardan biri ve konuya katkısı da minimal düzeyde. Ama bu rolü canlandıran aktör Mario Stern'in hayatta başka bir rolü daha var. Breaking Bad'in kimyageri Bryan Cranston olabilir ama gerçek hayatta Bogdan'ı oynayan Mario Stern bir kimyager. Daha önceden Hopper'ın Crash'inde de ufak bir rolü olan Stern, aslında uzun süredir enerji alanında çalışan bir bilim adamı ve şu anda ABD'nin Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda nükleer mühendislik alanında çalışıyor. Breaking Bad kimyasal olarak metamfetamin üretimini doğru bir şekilde anlatıyor olsa da Heisenberg'in saf uyuşturucusunun mavi olmasına imkan yok. Aslında metin bazı versiyonları açık mavi olabiliyor ama Walter White'ın ürettiği kadar saf bir uyuşturucunun hangi yöntemle yapılıyor olursa olsun bir renge sahip olması mümkün değil. Herhalde dizinin popülaritesinden yararlanmak için olacak, uyuşturucu satıcılarının birçoğu da uyuşturucularını maviye boyayıp satıyorlar. İnsanlar sevdikleri dizi ve filmlerde kullanılan şeyleri satın almaya bayılıyor. Tabii aldıkları şeylerin ilginç kostümler, arabalar veya silahlar olduğunu düşünüyorsunuz ama bununla da sınırlı kalmıyor. Bryan Cranston'ın dizinin pilot bölümünde giydiği beyaz iç çamaşırı tam 9.900 dolardan alıcı buldu. Bu açık arttırmayı 250 dolardan 9.900 dolara çıkartan herkesi teker teker tanımak istiyoruz. Zira bu para Türkiye'de bir işçinin yıllık maaşından daha yüksek. Kızları tavlamak için pul koleksiyonu yerine Walter White'ın donunu mu gösterecek acaba? Breaking Bad başta Bryan Cranston olmak üzere harika oyunculukların olduğu bir dizi. Ama bu kadarına da pes diyeceksiniz. Dizide hayat kadını Wendy'yi canlandıran Julia Mineski, dizide kullanılacak ekstra görüntülerin çekilmesi amacıyla gece çekimi yapmak için yol kenarında beklemeye başlamış. Bu sırada yapım şirketi yerine oradan geçmekte olan bir araba Mineski'ye yaklaşarak ona iş teklif etmiş. İş burada daha da garipleşiyor. Julia Mineski bu arabanın yapım şirketine ait olduğunu sanarak arabaya doğru yaklaşmış. Fakat durumu fark eden ekip hemen onu arabadan uzaklaştırmış. Dizinin en ileri silip süpürmesine şaşırmamak lazım. Dizinin final bölümünün ismi açıklandığında herkes şaşkına döndü. Final bölümünün isminden finale dair ipucu bulmak isteyenler, finale kelimesinden türetilen Felina'yı görünce bir anlam veremediler. Ama aslında dizinin yapımcıları bunda bile ince bir gönderme yapmaktaydı. Felina heceleri ayrı ayrı demir, lityum ve sodyumu simgeleri. Yani aslında bunlar kan, metamfetamin ve gözyaşını simgeliyor. Ne kadar şiirsel. Bryan Cranston dışında birinin Walter White'i canlandıracak olduğunu düşünmek bile zor. Breaking Bad öncesi Malcolm in the Middle gibi komedi rolleriyle adından söz ettiren Cranston'ı AMC, bu ciddi rolde oynayamayacağını düşündüğünden istemiyordu. Bunun üzerine John Cusack ve Matthew Broderick'in Walter White oynaması için teklifte bulundular. Fakat daha önce de X-Files'ta Bryan Cranston ile çalışan Vince Gilligan, bu rolü ondan başkasının oynayamayacağını biliyordu ve AMC'yi ikna etmeyi başardı. Jay'nin ölümü Walter White'dan Heisenberg'e denen karakterin gelişimi için çok önemliydi. Jesse'nin kız arkadaşı Jane, kendi kusumunda boğulurken ona yardım etmeyen White, Jane'in ölümüne göz yummuş ve ilk kez seyircinin onaylamayacağı bir hareket yapmıştı. Bryan Cranston bu role zihinsel olarak hazırlanmak için kendi karısının aynı durumda olduğunu düşündü ve çekimlerde harika bir performans gösterdi. Cranston çekimler bittiğinde ise çekim ekibinin uğraşılarına rağmen 15 dakika boyunca hıçkıra hıçkıra ağladı.
Felina podcast'ı sırasında Vince Gilligan Breaking Bad hayranlarını şok eden bir şey paylaştı. Aslında ilk sezonun sonunda deli bir uyuşturucu mafyası lideri Jesse'yi kaçıracak, onu öldürene kadar dövecekti. Walter White de buna dayanamayıp mafya liderini kaçırıp işkence edecek ve Walter Jr.'ın öldürülmesine sebebiyet verecekti. Neyse ki Vince Gilligan henüz Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'in seviyesine ulaşamamış. Breaking Bad'in bilinmeyenlerine listelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Paylaş bunu beyaz yakalı. Atladığımız, kimsenin bilmediğini düşündüğünüz bir Breaking Bad hikayeniz var mı? Fikir ve yorumlarınızı aşağıdan veya kafeinsiz.com Twitter'ın Facebook hesaplarından bize ulaştırırsanız seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olabilir. Beğenmediyseniz I am the one who knocks RQ diyerek beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Bu videolardan daha fazlasını izlemek istiyorum derseniz şuralarda göreceğiniz abone ol tuşunu kullanarak kanalımıza abone olabilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Breaking Bad testimizi çözmeyi de unutmayın. Ben Selen Yanar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bunun üzerine John Cusack ve Matthew Broderick'e Walter White'ı oynayamayacağı için teklifte bulundular. Okumadım ki, salladım orada. Yukarıda kaldı ya da. Oynayamayacağı için teklifte nasıl bulundu? Ya şu an...